Serimizin ikinci videosu ile devam etmeden önce sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Udemy üzerimdeki eğitim setime yaklaşık 13.000 öğrencim kayıtlı ve 4.7 puan ortalaması mevcut. WordPress ile ilgili tüm detayları anlattığım bu eğitim setimin açıklamalar bölümünde bir mail adresim kayıtlı. Mail adresime mail atarsanız sizlere gerekli indirim kuponlarını gönderelim. Zaten Udemy üzerinde 2 günde bir Udemy kendisi indirim yapıyor. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eğitim sistemin müfredatına ise açıklamalar bölümünün hemen alt tarafında detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen serimizin ikinci videosuna geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz serimizin birinci bölümünde ne yapmıştık? Bir data sheet sizlere göstermiştim. 4 dijit 7 segmentle ilgili tüm bilgilere şimdi nasıl ulaşabileceğimizi sizlere gösteriyorum. 4 segment 4 digit yazalım. Segment değil 4 dijit 7 segment display data sheet yazıyorum. Zaten çıkıyor. Herhangi bir elektronik bileşenin tüm detaylarını öğrenmek istiyorsanız sonuna data sheet yazmanız yeterli. Bununla ilgili tüm açıklamalar çıkıyor zaten Google'da. Örnek herhangi bir data sheet'i açalım. Şöyle tamam diyelim. Bir tanesini açtım. Diğerlerini de buradan görebilirsiniz. PDF olduğu için direkt indirdi. Benden kaynaklı olarak. Yüklü olan bir programdan kaynaklı olarak. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir data indirmiş olduk. Diğerlerine de göz atalım. Bu satış amacıyla burada da yine 5 sayfalık bir data sheet anlatılıyor. Ve circuit diyagramları yani devre diyagramlarını buradan görebilirsiniz. Bunların çoğu aynıdır. Şu güzel, ben buna daha önce baktım. 10 sayfalık bir PDF ve bizim devremizi çizerken gerekli olan tüm bilgileri veriyor. Oldukça önemli. Şimdi biraz inceleyelim. Arkadaşlar bizim 4 dijitimiz 1, 2, 3, 4. Peki bunları devreye yerleştirirken nasıl yerleştiriyoruz? Yani çizimini nasıl yapıyoruz? Bu çok önemli. Şuradaki görmüş olduğumuz sayılar bize bazı uzaklıkları ve yakınlıkları belirtiyor. Peki biz bunları nerede kullanıyoruz? Keycat üzerinden devreyi çizerken buradaki uzaklıklara göre çizeceğiz ve oldukça önemli. Peki nasıl bunu okumalıyız? Şimdi şöyle. Öncelikle Burada 4 tane dijitimiz var. Dijitlerin üzerinde pinleri de yazıyor zaten. Herhangi bir ledimizin <laughs> yani bir dijitimizi düşünelim. Bunun toplam uzunluğu 14.22 milimetreymiş. Bu uzunluklar milimetre cinsinden verilir. Peki bunu bilmemiz bizim ne işimize yarayacak? Şimdi anlatacağım. Bir dijitimizin toplam 4 tane dijitimiz var ya bunun toplam genişliği 51.20 milimetreymiş. Yani yaklaşık 5 santimetre. Peki biz bakır plaket üzerine bu devreyi çizeceğimize göre nasıl bir plaket almamız gerektiğini buradan karar verebiliriz. 10 çarpı 10 bizim işimize yeterli. Gidip de 4 çarpı 4 alırsanız buradaki özelliklere bakmadan bu yanlış olur. Neden? Çünkü zaten dijitimizin uzunluğu 51.20 mm. Yani 4 dijitin toplam uzunluğu yanındaki çerçevelerle birlikte. Bunu unutmayın. Sadece dijitin bir ortasından diğer ortasına 12.7 çarpı 3 38.20 milimetrelik bir genişlik varmış. Bundan daha önemlisi de şu. Biraz daha yakınlaşıyorum. Şunu kırmızı yapalım. Bizim hatırlarsanız 6 tane yukarıda 6 tane aşağıda olmak üzere toplam 12 bacağımız vardı değil mi? Peki biz devreye yerleştirirken çıktısını alacağız ya. Ben e, 4 digitimin yerleştirdiğimde devreye yerleştirdiğimde tam olarak bacaklarının deliklere denk gelmesini istiyorum çizimde. Bunu nasıl yapacağız? Bunu kafamıza göre yapamayız. Aralıklara göre yapmamız gerekiyor. Tıpkı mimari gibi düşünün. Binayı kafanıza göre çizemezsiniz. Oradaki tüm ayarlar ve uzaklıklar denk olmalı. Tıpkı devreye bunu yerleştirirken. Boşluklara bakalım. Bir boşluk. 2, 3, 4, 5 ve altı tane boşluk var. Bu altı boşluğumuzun şu iki bacak arasında beyazı almayalım. Şöyle gri alalım. Şu iki bacağın arasında 2.54 milimetrelik boşluk varmış. Sadece bir tanesinin. Bundan 6 tane olduğuna göre 15.24 milimetrelik bir genişlik lazım bize. Ve bu genişliklerin her birinin arasındaki uzaklıkta 2.54 milimetre olmak zorunda. Eğer bu bilgiyi bilmezseniz devreyi çizdiğinizde rastgele bir devre çizersiniz ve hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Etmez zaten. Peki bundan ziyade, bundan daha sonra hangi bilgiyi bilmemiz gerekiyor? Şu ikisi arasındaki, alttaki 6 bacak ve üstteki 6 bacak arasındaki mesafenin 15.24 mm olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü devreyi çizerken tam olarak kalıp şeklinde oturması gerekiyor. Bunu da yine 14.25 mm olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Keycat üzerinden devreyi çizerken. Başka bilmemiz gereken ayar var mı? Şurası 1. Şurası 2. Şurası 3. Üç. Bunların üçü bizim için şu anlık yeterli. Sir diyagram dediğimiz devre çizim diyagramlarının bacaklarının nasıl bağlı olduğu ile ilgili biraz daha ileri seviye bilgiler PDF'de, PDF'de yine mevcut. 10 sayfa dediğimiz gibi bağlantı bacaklarının Yine ne anlam ifade ettiği milimetre e, cinsinden yukarıda belirtmiştik zaten burada da yine farklı özelliklerini vermiş. Çektiği miliamperler hangi kodlara sahip olduğu yine farklı diyagramlar burada mevcut detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Zaten yukarıda basit bir açıklama yapmıştı özelliklerini ve açıklamalarını burada belirtiyor. Çok detaylı bilmenize gerek yok. Dediğim gibi şu aralıkları bilmeniz sizin devre çizmeniz için yeterli. Bu videomuzu burada kapatalım. Sonraki videomuzda da keyketten artık yavaş yavaş çizmeye başlarız.